Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar sistem hastalıkları dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki kelimelerin yanlarına anlamlarını yazınız şeklindeki ilk bölümümüzde verilen Latince tıbbi terimler vardır. Arkadaşlar bunlara bakalım. Belli başlı terimlerden faydalanmaya çalıştık. Sınavda çıkabilecek. Disfaji bildiğimiz üzere yutma güçlüğü demek arkadaşlar. Şöyle bir yutma güçlüğü yazarak başlayalım. Burada diğer ifademiz regürjitasyon ifadesi, biliyorsunuz ki midedeki besinlerin özofagusa yani yemek borusuna geri kaçması. Onu da yazalım arkadaşlar. Midedeki besinlerin özofagus biliyorsunuz yemek borusu, özofagusa geri kaçması arkadaşlar. Bir diğeri splenomegali şeklinde verilen bu bahsettiğimiz kavramın dalak büyümesi olduğunu biliyoruz. Buraya da dalak büyümesi yazalım. Bir diğeri diare, bildiğimiz üzerinde halk arasında çok iyi bilinir. İshaldir arkadaşlar. Latince olarak karşılığı, tıbbi terim olarak karşılığı diarenin bildiğimiz ishal şeklindedir. Ve bir diğeri de hipertansiyon, biliyorsunuz ki tansiyon çeşitleri var. Birazdan onunla ilgili değişik sorularımız var. Kan basıncının 14 taksim 90 yani 14'e 9 diyebiliriz ya, milimetre civanın üstüne çıkması demek arkadaşlar. Onu da yazalım. Kan basıncının 140 bölü 90 milimetre bölü civa, Hg civa elementinin karşılığı biliyorsunuz, civanın diyelim üstüne çıkmasıdır. Evet, hipertansiyonu da şöyle zaten biliyoruz ama tıbbi olarak karşılığında bilmekte fayda var diyelim ve geçelim bir başka bölüm. Arkadaşlar burada da aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz kısmındaki boşluklar bizden bakalım ne isteyecek. Kronik gastriti olan bireylere ömür boyu nokta nokta enjekte edilir ifadesi, ömür boyu aldıkları iğne, ilaç diyelim, B12 vitaminidir arkadaşlar. Buraya B12 yazalım. Akut gastrite nokta nokta ve nokta nokta ile tanı konulur ki bu akut gastriti ortaya çıkaran işlemin birincisi endoskopi, diğeri ise biyopsidir arkadaşlar. Evet, bu iki işlem ile tanı konur diyelim. Midenin iç mukozasının inflamasyonuna nokta nokta denir. Evet, iltihaplanması, mide iç mukozasının iltihaplanması, inflamasyon dediğimiz bu. Bu karşılık gastrittir arkadaşlar. Bir diğer ifademiz mide mukozasının yüzeysel bütünlüğün bozulması ile ülserler oluşmasına ve yakın dokuların etkilenmesine nokta nokta denir ifadesi de mide ülseri şeklinde söylenir arkadaşlar. Ülseri, mide ülseri olarak bu kavramı da yerine yazalım ve bu bölümde geçelim arkadaşlar. Diğer bölümümüze bakıyorum. Mide tümörlerine meydana gelen belirtilerden 5 tanesini yazın şeklinde ifade var. Evet, 5 mide tümörünün ortaya çıkaran 5 belirti bahsettiğim üzere neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Halsizlik var, hazımsızlık var, bulantı, kusma var. Disfaji dediğimiz yutma güçlüğü var. Batın bölgesinde omuzla özellikle pelvis bölge arasındaki kalan kısma batın bölgesi diyor. Oralarda kitleler oluşuyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birincisi halsizlik. Diğeri hazımsızlık. Bir diğeri bulantı, kusma. Bir diğeri disfaji, biraz önce söylemiştik ya yutma güçlüğü. Bir diğeri batında, yani batın bölgesinde kitleler. Ve diğeri de iştahsızlık ve kilo kaybı arkadaşlar. Evet, bu şekilde 5 tane hatta 6 tane yazmış olduk sizler için. Mide tümörlerinde meydana gelen belirtilerden yazmış olduk. Evet, bu tarz sorular gelirse zaten kolayca yapabileceğimiz de
hatırlatmış olalım sizlere. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneğin seçinizdeki ilk sorumuz bakalım. Neymiş arkadaşlar? Kalbin bölümlerinden hangisinin görevini yerine getirememesi nedeniyle akut kalp yetmezliği oluşur? Akut kalp yetmezliğinin en önemli nedeninin biliyorsunuz ki sol ventrikülün yeterince çalışmaması arkadaşlar. Sağ ventrikül, sol antriyum, sağ antriyumun sol koronerlerin değil, sol ventrikülün yeterince çalışmıyor olması, görevini yerine getirmiyor olmasıdır. Cevabımızı direkt C seçeneği olarak hatırlayalım bir kez daha. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisi? Evet, belirtileri biliyoruz ama sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisinin arkadaşlar dispne dediğimiz nefes darlığı olduğunu hemen sizlere hatırlatalım. Burada bahsettiğimiz terlemeyi biliyorsunuz ilk belirti değil. Taşikardi dediğimiz bu seçenek kalbin dakikada 100'den fazla atmasını karşılayan terim. Bu da değil arkadaşlar. Bunları da ifade edelim. Köpüklü balgam değil, kuru öksürük de değil. Bahsettiğimiz seçenek denizli seçeneği olacak bu soruda. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kalbin sol atriyumu ve sol ventrikülü arasında bulunan kapağa verilen ad? Evet, değişik kapaklar var biliyorsunuz. Aort kapağı, trikuspid kapak, mitral kapak, hiçbiri şeklinde zaten bir seçenek olamaz. Mutlaka bir kalp olacak değil mi? Kapak olacak. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz kapak mitral kapaktır arkadaşlar. Bu bahsedilen bölge. Cevabımız Bursa seçeneği ama bu trikuspid kapak dediğimiz kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki bir kapak. Aort kapağı dediğimiz sol karıncıktan çıkan temiz kanın vücuda dağılmadan önce geçtiği kapak. Yani kanı geri kaçırmayan bir kapak. Burada semilunar kapak dediğimiz kapak yine karıncıklardan çıkan atar damar ağızlarında bulunan kapakçık çeşidi. Yani yarım ay kapakçığı da deniyor bunun bir diğer adı. Zaten bu da değil. Hiçbiri zaten diyemeyiz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar buradaki soru için. Geçiyoruz. Evet, buradaki kalbin bölümlerine, kapaklarına, kapakçıklarına özellikle iyi dikkat edelim. Soru geleceğini düşünüyoruz bu bölümde. Aşağıdakilerden hangisi aort stenozuna yol açan faktördür? Arkadaşlar aort stenozu biliyorsunuz ki kalp romatizması dediğimiz aort kapak darlığı arkadaşlar. Aort stenozu dediğimiz aort kapak darlığı sol ventrikül ve aort arasındaki kan akımına engel oluşturan bir durum. Bu sıkıntı. Bunu öncelikle bir bilelim. Peki aort stenozuna yol açan faktör olarak ifade edilen kavram hangisi? Ona da bakalım arkadaşlar. Akciğer atar damarı yolunun tıkanması değil. Sağ ventrikül yetmezliği bu da değil. Ventriküller arası yüksek açıklık değil. Angina pectoris dediğimiz seçenek yani kalbe yetersiz kan ve oksijen gelmesi sonucu oluşan bir ağrı çeşidi bu da değil. Bahsettiğimiz kavram romatizmal endokardit kavramıdır. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki romatizmal endokardit dediğimizde kalp romatizması yani kalp doku ve kapaklarının iltihaplanması şeklinde açıklanır. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi göğüste hissedilen ağrı ve rahatsızlık semptomuna verilen ad? Evet, göğüs ağrısı diyoruz ya, özellikle kalple ilgili göğüs ağrısı. Bu bahsettiğimiz ifade Bursa seçeneğindeki angina pectoris arkadaşlar. Yukarıda da söyledik zaten, kalp doku ve kapakların iltihaplaşması sonucu göğsümüzde hissettiğimiz ağrı. Cevap direkt söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği ama burada bahsettiğimiz A kroner sekleroz dediğimiz kroner arter yani aort damarlarının tıkanması demek. Cevabımız bu değil. Eliyoruz. Miyokard enfarktüsü dediğimiz ifade bildiğimiz kalp krizi arkadaşlar. Bu da değil. Cor pulmonale diye ifade edilen bu kavram sağ ventrikülün genişlemesi veya sağ ventrikül yetmezliği olarak ifade ediliyor. Bu da değil. Aort stenozu dediğimiz aort kapak darlığı bu da değil. Cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Diğer kavramları bildiğimiz zaman zaten cevabı bulmak gayet kolay arkadaşlar. Bu kavramlara lütfen dikkat edin. Mümkün olduğu kadar açıklamasını yapmaya çalışıyoruz. Siz de bir yerlere not almanızda fayda var. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kor pulmonelerinin belirtilerinden değildir ifadesi var. Biraz önce bahsettik, o kavramı açıklamıştık. Hangisi bu belirtilerinden biri değildir? Pembe köpüklü balgam bunlardan biri değil arkadaşlar. Buradaki dispne,
buradaki öksürük, buradaki hiperventilasyon dediğimiz ifade zaten hızlı ve derin nefes alma durumu. Bu da değil. Cevabımızın hipoglisemi olduğunda bir kez daha hatırlayalım. Çünkü hipoglisemi dediğim şey kan şekeri seviyesinin düşük olması hastalığı. Onun için cevabımız bu olacak. D seçeneği olacak arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi kor pulmonalenin belirtilerinden ama hipoglisemi bu belirtilerinden biri değil. Cevabımız denizi seçeneği olacak bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kalbin sol atriumundaki temiz kanın bir miktarının sağ atriuma geçmesiyle ortaya çıkan tabloya verilen ad? Bu bahsettiğimiz tabloyu hatırlayalım arkadaşlar. Direkt söylemede fayda var. Bu ASD kavramı dediğimiz antriyal septal defekt baş harflerini ifade ediyoruz. Bu açıklamanın karşılığı terim olarak ASD terimidir arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz VSD ise ventriküel septal defekt dediğimiz iki karıncık arasındaki duvar çatlağı arkadaşlar. Bu değil. Bu PDA dediğimiz ifade kalpten çıkan iki büyük atar damar arasında olanlar olan diyorum. Daha doğrusu iki damar arasında olan ara damarın bebeklerin doğumundan sonra da açık kalmaya devam etmesi. Normalde 2 ay sonra kapanması beklenir bu damarın ama bu kapanmıyor. Dolayısıyla bu ifade ettiğimiz PDA bu. Bu da değil cevabımız. Aort darlığı dediğimiz ifade zaten bahsettik. Bu da değil arkadaşlar. Aort koarktasyonu yani dilimiz sürçebiliyor bazen kusura bakmayın. Aort koarktasyonu dediğimiz ifade zaten aortun tek bir yeri veya bir kısmı boyunca sıkışıp daralması ifadesi. Onun için cevabımızın Bursa seçeneği olduğunda böylelikle hatırlamış olduk. 8. sorumuza bakalım. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi sol ventrikülden kanın atılımını engelleyen darlık nedeniyle oluşan patolojileri kapsar şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar bahsettiğimiz ifadenin pulmoner darlık olmadığını, hipertansiyon olmadığını, PDA ve VSD yukarıda açıkladık. Bunlar olmadığını biliyoruz. Cevabımızın aort darlığı şeklinde ifade edilen kavram olduğunu hatırlayalım. Arkadaşlar bu pulmoner darlık dediğimiz kalbin sağ tarafından çıkan ve akciğere giden ana damarın kapağında bir darlık olması durumu. O da değil. Hipertansiyon söyledik 14-9 sınırının üstünde olması cevabımız o da değil. Dolayısıyla cevap Ceyhan seçeneği diyoruz yine bu soru için. 9. sorumuza bakalım. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi herhangi bir nedene veya hastalığa bağlı ortaya çıkan hipertansiyon çeşidi? Evet, herhangi bir nedenden olabilecek çeşit sekonder hipertansiyondur. Cevabımız Adana seçeneği arkadaşlar. Bu primer hipertansiyon dediğimiz 120-129 milimetre bölü civa şeklinde ifade edilen bu değil. Bu malign hipertansiyon dediğimiz aynı şekilde kan basıncının aşırı derecede yüksek olması bu değil. Sistolik tansiyon dediğimiz tansiyon çeşidi arkadaşlar bildiğimiz üzere 130 mililitre bölü civadan daha yüksek olması yani büyük tansiyon dediğimiz tansiyon. Diastolik tansiyon dediğimizde yine küçük tansiyon atar damarlardaki ölçülen minimum kan basıncı ifadesi. Dolayısıyla bizden istenen cevabın Adana seçeneği olduğunda bir kez daha böylelikle bulmuş oluyoruz. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi büyük ve geniş çaplı arterlerin esnekliğinin kaybolması, kalınlaşması ve arter lümeninin daralmasıyla seyreden tabloya verilen ad? Evet, güzel bir açıklama var. Bu tabloya biz direkt söyleyelim arkadaşlar. Buradaki arterioskleroz dediğimiz kavramla ifade ediyoruz. Cevabımız deniz seçeneği. Burger hastalığı biliyorsunuz ki sigara tiryakisi özellikle genç erkeklerde tehdit eden çevresel arter hastalığı arkadaşlar bu değil. Buradaki Raynaud hastalığı dediğimiz hastalık da zaten vücutta stres ve soğuk nedeniyle uyuşma ve soğukluk olması bu değil. Buradaki tromboflebit şeklinde ifade edilen kavramın ven iltihabı ve beraberinde içinde pıhtı oluşması bu da değil. Varis biliyoruz ki toplar damarların deri altında mavi renkte genişlemiş hali. Dolayısıyla bu açıklamanın kavram olarak karşılığı Denizli seçeneğindeki arterioskleroz şeklinde ifade edilen kavramdır arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. 11. soruda aşağıdakilerden hangisi ven içinde inflamasyon olmadan pıhtının ven duvarına zayıf bir şekilde tutunmasını ifade eder? Bu açıklamanın kavram olarak karşılığı buradaki flebotrombozdur arkadaşlar. Buradaki flebotromboz cevabını işaretleyelim.
Endarterit dediğimiz kavram, atar damarın iç tabakasındaki enflamasyon, yani iltihaplanma. Bu değil. Buradaki tromboflebit dediğimiz ifade, biraz önce açıkladık. Ven iltihabı ve yine buna bağlı pıhtı oluşması. Varisi de yine söylemiştik biraz önce artık arkadaşlar. Buradaki Raynaud sendromu dediğimiz stres ve soğuk sonucu yine oluşan uyuşma ve soğukluk hissi. Cevap böylelikle Bursa seçeneği diyoruz 11. soruda. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Raynaud hastalığının etiyolojisini oluşturur ifadesi var. Bir diğer soru. Arkadaşlar tıkayıcı bir hastalıklardır. Sigara, stres, hipertansiyon bunların hepsi etiyolojiyi oluşturur. Dolayısıyla hepsi seçeneğe karşımıza çıkmış. Bütün bu belirtilere dikkat edelim. 13. sorumuza geldik arkadaşlar. 13. soruda aşağıdakilerden hangisi lenfopoetik hücrelerin anormal çoğalmasına bağlı olarak gelişen lösemi tür. Evet, lösemi türlerine de göz atmakta fayda var arkadaşlar. Sınavda çıkıyor. Bu bahsettiğimiz kavramın akut lenfositik lösemi olduğunu açıklayalım. Öncelikle cevabı verelim. B seçeneğinde bahsettiğimiz ifade bu kronik miyelositik lösemi, lökositlerin kanda normalden fazla olgunlaşmış hücre bulunması demek. Cevabımız bu değil. Kronik lenfositik lösemi arkadaşlar aynı şekilde savunma hücreleri olan akyuvarların bir alt tipi olan lenfositlerden kaynaklanan kan ve kemik iliği kanseri türü. Bu da değil. Akut miyeloid lösemi dediğimiz çeşit yine kan ve kan yapıcı sistemin kötü huylu bir hastalığıdır. Yani kan kanseri dediğimiz ifade hiçbiri zaten olamaz. Bunu deliyoruz. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Evet, bu sayfadaki son sorumuz, son iki sorumuz daha doğrusu. Aşağıdakilerden hangisi kronik lenfositik löseminin belirtilerindedir? Biraz önce söylemiştik lenfositik löseminin özelliğini açıklamasını. Peki hangisi belirtilerindendir şeklinde bir ifade var. Evet, burada lenfositoz dediğimiz belirti zaten var. Lenfoadenopati aynı şekilde var. Ateş, halsizlik var. Dolayısıyla yine hepsi seçeneğe, E seçeneğe doğru olacak yine bu hastalığın belirtileri için. Diğer ifademize bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi genetik yolla geçen pıhtılaşma bozukluğu? Evet, kalıtım yoluyla, genetik yoluyla anneden babadan geçen bir pıhtılaşma bozukluğu. Bahsettiğimiz kavram hemofilidir arkadaşlar. Cevabımızı C olarak işaretleyelim. Anemi, kansızlık biliyorsunuz. Burada trombositopeni dediğimiz kavram trombosit değerinin 150 bin hücre bölü mililitrenin altına düşmesi durumu. Bu da değil. Lösemi aynı şekilde bahsettiğimiz yine biliyorsunuz ki kan kanseri demek. Purpura dediğimiz ifade de arkadaşlar deri altında iğne ucu büyüklüğünden daha büyük. Yani iğne toplu iğne başı kadar diyebileceğimiz büyük kanamalara deniyor. Bu da değil. Bahsettiğimiz ifade hemofili kavramıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz ve geçiyoruz diğer sayfaya. Evet, bol miktarda soru hazırladık. Lütfen sabırla videonun sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kronik ITP'nin belirtilerinden değildir? Evet, değildir'e dikkat edelim arkadaşlar. Kronik ITP bir kere biliyorsunuz 6 aydan uzun süren trombositopeni ve genellikle deri ve mukoza kanamalarıyla kendini gösteren bir hastalık. Peki hangisi bunların belirtilerinden biri değil? Bahsettiğimiz ifade peteşi değil arkadaşlar. Çünkü peteşi deri altı kanaması demek. Ekimoz dediğimiz ifade kılcal damar deformasyonu sonucu oluşan yine deri altı kanamaları. Bu da değil. Ağız içinde ve dilde büller dediğimiz ifadesi var arkadaşlar. Bahsettiğimiz ifade dildeki dil içi veya ağız içi yapısında oluşan içi su dolu kabarcıklar. Bahsettiğimiz kavram bu da değil. Burada da splenomegali biraz önce de söyledik dalak büyümesi bu da değil arkadaşlar. Bahsettiğimiz ifade dispnedir yani bir diğer adıyla nefes darlığı. Cevabımız Deniz'i seçen olacak yine bu soruda. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliğinde görülen anemidir? Evet, demir eksikliği sebebi olacak. Demir eksikliği biliyorsunuz ki hipokrom mikrostar anemi dediğimiz anemi çeşidinin nedenidir. Dolayısıyla cevabımızı direkt Adana olarak açıklayabiliriz. Biliyorsunuz ki anemi kanda normalden daha sayıda alyuvar olması demek.
Dolayısıyla bahsettiğimiz anemi çeşidinde A seçeneği olduğu gayet açık. Buradaki B seçeneğindeki hemolitik anemi al yuvarların ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması durumu arkadaşlar. Onun için B seçeneğini eliyoruz. Buradaki pernisiyöz anemi dediğimiz B12 vitamininin yetersiz alındığında oluşan bir anemi. Aplastik anemi dediğimiz anemi çeşidi yine kemik iliğinde yetersiz olgunlaşmamış genç hücre bulunmasından dolayı, yani yetersiz sayıda bulunmasından dolayı oluşan bir anemi. Onu da şöyle eliyoruz. Buradaki sickle cell anemi dediğimiz kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla oluşan anemi. Dolayısıyla hepsini açıkladık ama bizden istenen demir eksikliğinde görülen aneminin A seçeneği olduğunda hatırlatmış olduk böylelikle. Diğer sorumuza geçtik. Yüzeysel venlerde trombozisle birlikte inflamasyon gelişmesine ne ad verilir ifadesi var ki? Bahsettiğimiz kavramı yine biraz önce de açıkladık arkadaşlar. Tromboflemit dediğimiz kavram. Onun için cevabımızı bir kere B seçeneği olarak işaretliyoruz. Raynaud hastalığı dediğimiz uyuşma ve soğuk hissi dedik biraz önce. Varis yine geniş damarlar, mavi renklikte geniş damarların toplanması. Bu da değil cevabımız. Buradaki flebotromboz dediğimiz ifade yine uzun süre hareketsizlik sonucu venalardaki kan akışının yavaşlamasına bağlı olarak trombus oluşması, yani tıkanması ifadesi. Bu da değil. Aplastik anemi yine yukarıda söylemiştik arkadaşlar. Kan iliğinde yetersiz olgunlaşmamış genç hücrenin bulunmaması sonucu oluşan anemi. Dolayısıyla cevabımızın Bursa seçeneği olduğunda bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi B12 eksikliğine bağlı gelişen anemidir? Evet, biraz önce yine yukarıda buna benzer bir soru ifade etmiştik. Pernisiyöz anemi demiştik arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Diğer kavramları biraz önceki soruda zaten açıkladık. Bunun için yeniden vakit kaybetmeyelim ve geçelim 20. sorumuza bu sayfadaki. Fonksiyonel kemik iliği olarak bilinen anemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, fonksiyonel kemik iliği diyorsak aklımıza hemen aplastik anemi gelsin arkadaşlar. Biraz önce söylemiş olduk. Diğerlerini de biraz önceki sorularda açıklıyoruz. Direkt cevabımızı denizli seçeneği olarak açıklarsak herhalde çok da bir şey kaybetmiş olmayız. Çünkü biraz önceki sorularda diğer anemi çeşitlerini sizlere açıklamaya çalıştık. Bir diğer ifademiz, özür diliyorum bu arada boğazım gıcıklanıyor bazen hızlı konuştuğumuz için. Bu aralar bol miktarda video çekiyoruz malum. Ses tellerinde de biraz sıkıntı olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Aşağıdakilerden hangisi talasemi belirti ve bulgularından biri değildir. Değildir köküne lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Gelişme geriliği değil. Burada hepatomegali şeklinde ifade eden kavram değil. Diyabet aynı şekilde değil. Sarılık değil. Bahsedilen bulgulardan biri değildir diyoruz ya. Ateştir arkadaşlar. Ateş bulunmaz. Talasemi belirti ve bulguları arasında ateş bulunmaz. Onun için cevabımızı denizli işaretleyelim. Çünkü talasemi biliyorsunuz ki kalıtım yoluyla geçiş gösteren ve ağır derecede kansızlık neden olan bir hastalık. Bunun nedeni ateş olamaz. Ama diğerler hepsi birer belirti ve bulgudur. Onun için cevap değildir dediği için denizli seçeneği olacak bu soruda. 22. sorumuza bakalım. Yemek borusu ile mide arasındaki sfinkterin olması gerektiği gibi açılmamasına bağlı olarak yutulan lokmaların yemek borusuna, yani özofagusta birikmesi ve karakterize bir sindirim sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Biz hangi hastalığı açıklamış olduk arkadaşlar? Direkt kalazya şeklinde ifade edilen hastalıktır cevabımız. Akalazya, hiatus hernisi, özofajit ve diyabet aynı şekilde bahsettiğimiz ifade değil. Cevabımız bu açıklamanın karşılığı kalazyadır arkadaşlar. Cevap Bursa seçeneği diyoruz bu soru için. Diğer sorumuza bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi kalazya komplikasyonlarından biri değildir? Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Arkadaşlar cevabımız akalazya şeklinde ifade edilecek. Çünkü akalazya biliyorsunuz ki yutma güçlüğü demek. Dolayısıyla komplikasyonlardan biri değil. Özofajit, aspirasyon pnömonisi, kanama, biyopsi bunlar komplikasyonlardan iken akalazya, yani yutma güçlüğü bunlardan biri değil. Burada özofajit dediğim zaten yemek borusu iltihabı. Buradaki aspirasyon pnömonisi yine akciğerlere kaçan maddelerin orada iltihap oluşturması. Biyopsi yine parça alınma. Dolayısıyla komplikasyonlardan biri değildir dediğine göre cevabımız Adana seçen olacak bu soru için. 24. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi
Özofagus kanseri tanı yöntemlerinden değildir. Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, endoskopi bu tanı yöntemlerinden biri. Biyopsi, parça alımı bunlardan, aynı şekilde bunlardan biri. Özofagus grafisi bunlardan biri. Bilgisayarlı tomografi taraması bunlardan biri ama torosentez dediğimiz kavram bu tanı yöntemlerinden biri değil arkadaşlar. Çünkü torosentez dediğimiz kavram göğüs içi sıvı boşaltılması demek. Dolayısıyla özofagus kanseriyle bir alakası yok. Onun için cevap Ceyhan seçeneği olacak bu soru için. Evet, bu sayfadaki son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trombositopeni belirti bulgularından da belirti veya bulgularından biri değildir? Soru köküne dikkat edelim arkadaşlar. PET eşi, biliyorsunuz ki deri altı iğne ucu büyüklüğünde kanama, bu onlardan biri değil. Ekmoz, yine kılcal damar kanaması, bu da onlardan biri değil. Splenomegali dediğimiz dalak büyümesi bunlardan biri değil. Bahsettiğimiz morluklar da bunlardan biri. Daha doğrusu cevabımız değil ama kusma bizden istenen cevap. Çünkü trombositopeni dediğimiz hastalığın belirtili veya bulguları arasında kusma yok arkadaşlar. PET eşi, ekmoz, splenomegali ve morluklar varken kusma böyle bir belirti arasında yok. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğunu hatırlatalım ve geçelim artık son sayfa ve son iki sorumuz arkadaşlar. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah faydasını göreceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi ven içinde inflamasyon olmadan, yani bir iltihap olmadan, pıhtının ven duvarına zayıf bir şekilde tutunmasıyla karakterize bir hastalıktır? Buna benzer bir soru daha yukarıda çözmüştük. Varis bunlardan biri değil. Tromboflebit bunlardan, Raynaud hastalığı değil. PET eşi aynı şekilde değil. Bahsettiğimiz kavram flebotrombozdu arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, son net ve basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi erkekte normal hemoglobin değeri? Evet, erkeklerin normal hemoglobin değerinin arkadaşlar 13 gram bölü desilitre olması gerektiğini biliyoruz. Ünitelerden hatırlayın. Bu rakamlar sizleri şaşırtmasın. Cevabımız Bursa seçeneği diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımız ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sağlık Meslek Lisesi derslerini anlatan YouTube'daki tek kanal olduğumuzu gururla bir kez daha söylemek istiyoruz. Tüm Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini kanalımıza davet ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.